arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Farklı bir yerden açılış yapıyorum sizlere. Evet, yeni evimdeyim. Yeni evimin mutfağını ve zamanım kalırsa banyosunu temizleyeceğim. Dedim ki Elif, arkadaşlarınla beraber temizlersen arkadaşların da bence bunu izlemekten keyif alır diye düşündüm. Şimdi mutfağım arkada görüyorsunuz. Öncelikle ne yaptım arkadaşlarım? Ben size ondan bahsedeyim. Dün akşam biz buraya geldik, yeni evimize. Ve ben dün akşam bütün dolaplarımı yağ çözledim. Çünkü neden? Bizden önce bu evde yaşayan kiracı maalesef ki çok pis kullanmış. Yani şu dolabı elinizde böyle böyle yaptığınızda yapışkan bir şey geliyor. Yani yağ bildiğiniz geliyor. Şu anda sabah çok erken bir saatte geldik buraya. Dedim ki mutfağımı temizleyeyim güzelce, içime sine sine kendimce. Şununla yaptım, hemen göstereyim. Evet, artık size bu mutfaktan sesleneceğim. Şu Mintax Şok'un ürünü yağ çözü. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten performansı çok güzel. Bim'deki Güldal da güzeldi ama burası buraya Şok yakın olduğu için biz Şok'a gitmek zorunda kaldık. Aslında yağ çözlerim var, Domol'um var, işte Cif'im var ama onları sonraki dönemde şu kaba pisliği atlatmak için uygun fiyatlı bir ürün almak istedim açıkçası. O da Mintax oldu, Şok yakın olduğu için. Yağ çözücü kir. Gerçekten bir kere daha kullanmıştım. Ben nerede kullandım? Yazlıkta kullanmıştım. Kendi evimde kullanmadım açıkça söyleyeyim yani. Ya da annemin evinde ya da kayınvalidemin evinde denk gelmedik. Ama yazlıkta orada da çok yakın bize. Oradan almıştık. Öyle bir iki sefer kullanabilmiştim. Yani performansını beğenmiştim. Eşime dedim ki yani alalım uygun fiyatlı bir şey. En azından bugün çünkü çok kullanacağım ve pahalı bir şey verip de çok kullanmak istemedim. Ama performansını beğendiğim için de Mintax seçtim. Ne kadar çok konuştum ya çöz hakkında. Sonra mutfaklarıma ben dediğim gibi akşamdan yaptım. Şöyle bildiğiniz şuralarda bakın göremezsiniz. Bir yağlar böyle akmış yani. Bütün gece o yağlar yumuşamış. O yüzden şimdi ben güzelce yağlar yumuşamışken güzel bir temizlik yapayım diyorum. Evet arkadaşlarım, eşim aradı. O da boyacı ile beraber şu anda malzeme seçiyor. Evimizin duvarları da boyanacak bugün. İşte ben işte ben etkilenmemek için hani boyacıyı da rahatsız etmemek için mutfağımdan başlayayım dedim temizliğimi. Daha sonra zaten yavaş yavaş yaparız diye düşündüm. Çünkü önümüzde bir haftamız var. Şimdi sizi bir yere sabitliyorum, o zaman ben buralardan başlıyorum. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz yani çok pis ya. Gerçekten. Şöyle biraz daha sıkayım da. Gerçekten pis kullanmıştı. Şimdi ben buraları dediğim gibi dünden bakın yumuşamış yani bildiğiniz yağlar yumuşamış. Hemen burayı yine bir fıslatarak üstünden geçiyorum. Şöyle süngerimle yapacağım. Tel kısmıyla ama zarar vermiyor.
Evet arkadaşlarım, şimdi buralar bir temizlendi. Ocağımı da sizinle beraber temizlemek istiyorum. Şu fitreyi de yağ çözleyeceğim, bırakacağım. Ya ben bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Yani böyle arkadaşlar, kiracıyım diye hani iyice de kendi eviniz gibi görmeyin. Sonuçta o evde yaşıyorsunuz. Ben mesela bu evde mutfak bu şekildeyken, şöyle göstereyim size de. İçine bunun bu sefer neyle fitreyi yapıyorum onu da göstereyim. Boğazım biraz şey oldu. Fitreyi şununla temizliyorum. Fırın, ocak, mangal, aspiratör temizleyiciyle. Yani kendi eviniz, kiracılara sesleniyorum. Kiracısınız diye o evi yani kötü kullanmanıza gerek yok. Sonuçta yaşayan kişi sizsiniz yani. Bilmiyorum ama çok tuhaf geldi bana bu kadar pisli olması. Güzelce sıktık. Şimdi bu köpüklerimden de sıkacağım. Ocağımı da onunla temizleyeceğim arkadaşlarım. Bence yani adı üstünde ocak, aygaz temizleyici. En azından bir farkı olsun. Şöyle. Teller böyle çıkıyor. Allah'lar olsun. Yani tadı, burada yaşayanın önceden ne yemek yaptığını söyleyebilirim ben şimdi size.